Biraz evvel dedin ya e, okuyucu bu kitapta anlatılan olaylarla bugün arasında şey kurabilir dedin. Bağ kurabilir. O kursun. Bak şimdi ana neden ne biliyor musun? Ana neden. Yani Birinci Dünya Harbi'nin çıkışının iki ana nedeni var. Esasında. Bir, İngiltere Almanya rekabet Çünkü 1914'lere geldiğimiz zaman Almanya çok alanda, çok konuda İngiltere'yi geçiyor. İngiltere o zaman tabii Avrupa'nın hakim gücü, Amerika Birleşik Devletleri henüz kendi Amerika kıtasıyla biliyorsun. Onlar pek dışarıyla, Avrupa ile bile pek ilgilenmeyen bir pozisyonda işte Wilson vesaire bilmem ne. Ama esas burada Avrupa dediğiniz zaman bir İngiltere var. Onun karşısında bir Almanya var. Ama Almanya İngiltere'yi Ciddi bir şekilde rahatsız eden bir duruma geçiyor. E nedir bunun peki rahatsız eden konusu? Hiçbir şey değişmiyor. Bir ekonomi. Yani bakın sanayi üretimindeki payı. Şimdi 1860'larda yani savaş öncesi baktığımız zaman İngiltere'nin yani Büyük Britanya'nın savunma, savunma demiyorum sanayi üretimindeki payı %25'ler. Yani dünyadaki dörtte bir sanayi üretimini kim üretiyor? İngiltere, İngiltere üretiyor. 1913'e geldiğimiz zaman savaş öncesi bu rakam neye düşmüş? Yüzde on. Yüzde on. Yani İngiltere ekonomik olarak büyük bir alan kaybettiğini görüyorsunuz. De Bunun derinliğine girersek bu programın biraz amacından uzaklaşırız. Peki Almanya ne olmuş? Almanya bir bakıyorsunuz 1913'te İngiltere'yi sanayi üretiminde sevgili candaş geçmiş %15 dünya üretimi. Almanya %15 İngiltere %10. İngiltere bunu kabul edebilir mi? Mümkün değil. değil. Geçmiyor zaten. Demek ki yani esas savaşların çıkışının arkasında ne zaman bakarsanız bakın ana neden ekonomik neden çıkıyor. Birincisi bu ekonomik neden. Burada da bunu görüyoruz. Peki biz bunu okullarda böyle mi öğretiyoruz ya? Hayır hiç öğretmiyoruz. Alakası yok. Sen. Yanından Sadece, geçmiyoruz. Zaten temel sorunumuz bu. 100 yıldır geçmiyoruz Temel yani. sorunumuz bu. Bak şimdi İngiltere şey Almanya sanayi üretiminde müthiş bir atılım yapıyor. yüzde ile İngiltere'yi geçiyor. Peki sanayi üretiminde geçen, sanayi ekonomik olarak güçlenen bir ülke sonra ne yapmaya çalışır? sanayimiz güçlü, ekonomimiz güçlüyse nereye gidersiniz? Silahlı kuvvetlere yani askeri güç. Yani ekonomik zaten belirli bir boyuta gelmişsiniz. Bunun yanına neyi koymanız lazım? Askeri güç koymanız lazım. Ki bir noktada en azından öncelikle Avrupa sonra dünyaya bir noktada hakim olacaksınız. Peki bana, ben sana basit bir soru sorayım. Askeri güç olarak askeri silahlı güve, kuvvetler olarak olaya bakarsa bir dünya hakimiyetini düşünüyorsan hangi güç mutlaka vazgeçilmez ve çok önemli. Bak silahlı kuvvetler olarak düşün dünya hakimiyetini veya bölgesel bir hakimiyeti düşünen bir ülkesin hangi güç önemli sence? Amerika'yı ya da Rusya'yı alırım ben. Yok yok silahlı kuvvetlerin. Kara gücü ondan bahsediyorsunuz. İşte burada yanılıyorsun. Öyle mi? Hava evet. mı? Bak, Birinci Dünya Savaşı'ndan yan... deniz diyeceksiniz değil mi? Hiç değişmiyor. Hiç değişmiyor. Bak bunlar değişmez. Şimdi İngiltere. Avrupa'nın hakim Hakimi. Hatta Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcında dünya üzerinde de global bir güç aynı zamanda. Birinci Dünya Harbi'nden sonra kaybedecek. Peki İngiltere'nin gücü nereden geliyor? Bir ekonomik güç. Biraz evvel söyledik %25'lerden %10. İkinci güç ne? Ya yani İngiltere eşitli deniz gücü. Donanması. Donanması. Deniz gücünüz yoksa sevgili candaş ne bölge gücü olabilirsiniz ne dünya üzerinde hakimiyet hiç söz konusu değil. Şimdi işte Almanya tam bu 1910'lar 13'lerde ekonomik güç olarak çok atıl, ikinci atılım nerede yapacak? dünyanın ikinci büyük donanmasını imala üretmeye ha, yani aranıyorlar yani yap yapıyorlar ve esasında çok İngiliz, ilginçtir İngilizler de o gemilerin gidiminde Almanya gidip beraber neyse oraya girmiyor demek ki ikinci neden Almanya, İngiltere'den sonra dünyanın ikinci büyük donanma, deniz gücünü inşaaya başlıyor. İşte İngiltere bunu biliyor çünkü. Ayağınızdan kayıyor. Bak deniz gücünü unutma. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, de nükleer güç falan ayrı bir konu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün silahlı kuvvetler boyutuyla bakarsan, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah, silah gücü, yani askeri gücü en büyük güç neresi? Deniz kuvvetleri nerede? Her yerde var. Pasifik'te var, Akdeniz'de var, Tokyo'nun i̇şte Okyanusunda var, Avustralya, Av 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 Çin denizinde var. Her yerde var. Şimdi deniz kuvvetleri boyutuyla baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri ile e e aynı noktada olan özellikle deniz kuvveti başka bir dünya ülkesi var mı? Yok, yok. İzin de vermiyorlar galiba. Yok. Mı? Çin biraz şu anda atılımda, Rusya bile deniz kuvvetleri olarak aldığınız zaman ha o zaman artık İngiltere, Almanya'nın güçlenmesine dur demesi lazım. Ve diyor. Ve diyor. Şimdi belki burada şeyi düşünmek lazım. Bakın bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra biliyorsun Almanya yeni şeyden parlamentosundan geçti. 100 milyar avro savunmaya bütçe verdi. 100 milyar avro. Bu ne demek biliyor musun? Yani Almanya'nın yakın bir zamanda çünkü Almanya Silahlı Kuvvetleri şu anda global bir güç değil. Ama gidişat nereye? Müthiş bir silahlı zaten ekonomik güç olarak Avrupa'nın bir numarası. Tabi dünyada da galiba iki veya üç. Şimdi o zaman bunu da iyi bir düşünmek lazım. Yani bunu da insanların iyi sorgulaması lazım. Yani bugün Almanya tabii ki bir Hitler döneminden sonra o dönemin acılarını biliyorlar. Buna karşı anayasaları ama anayasada bile ufak bir şey yaptılar galiba savunma hmm. gücünün arttırılması konusunda. Bugünkü idarecilerine yüzde yüz güvenebilirsiniz de. E peki güçlenen bir Almanya 10-15 20 sene sonra yönetimler değişti, birileri geldi ne olur? Orada Burada, olur. burada bunu düşünmeniz lazım. Yani bu ciddi bir e, belki de Ukrayna Rusya arasında çıkan savaşın günümüzde yansıyan en önemli nedenlerinden veya sonuçlarından birisi Almanya'nın tekrar muazzam bir silahlı güce dönüş için ilk adımını atması. 100 milyar avroya ya. Doğum harcamasını verdiği bir yılda. Bu, bu, bu korkunç bir şey. Bu tabi ana neden bu. Peki başka neden yok mu? Var. İkinci neden aslında bir Sırp milliyetçiliği var. Korkunç bir 1914'lere 1913'lere geldiğin zaman Sırp milliyetçiliği var. Biliyorsun Sırbistan 1878 bizim meşhur bu Yeşilköy'e kadar geldikleri 93 harbi var ya kaybettiğimiz acıklı bir harptir o tabii kötü bir harp. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra Sırbistan ne olacak? Bağımsız devlet olacak. Ve Sırp Sırp milliyetçiliği Avrupa'daki milliyetçiliğin ilkidir. Bak, sonradır. İlk önce Sırp milliyetçiliği, arkasından Yunan milliyetçiliğini göreceğiz, en arkasından Bulgar milliyetçiliğini göreceğiz. Sırp milliyetçiliği Avrupa'nın temelidir. Şimdi burada bir konu var. 1800 bazen yanlışlar yapılıyor. Yani dünya yanlış yapıyor. Ee, 1878 Berlin Anlaşması'na döndük değil mi tekrar? Kaybettik. 93 harbi. 2. Abdülhamit döneminden bahsediyoruz. 2. Abdülhamit'in 76'da gelmiş 2. yılı filan. Ne, nereyi alıyor? Veya bırakılıyor biz o, o Osmanlı İmparatorluğu'ndan. Bosna Ersek'i e, işgal edecek. Ne zaman? 1878. Yani Berlin Anlaşması Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na Bosna Ersek'i bırakıyor. İş, i̇şgaldir ilk başta. 1908'de de ilhak edecek. E şimdi zaten buradan gözüküyor değil mi? Bosna Ersek'e gelen bir Avusturya Macaristan İmparatorluğu var. Arkasında büyüyen ve Sırp milliyetçiliğini tetikleyen bir Sırbistan var. Şimdi Avusturya Macaristan İmparatorluğu bunu görüyor. Diyor ki bu Sırp milliyetçi yani Sırbistan'ı ben ezemezsem bu beni parçalayacak. Çünkü onlar da Sırp nüfusun da yoğun arkasında ne var diyorlar biliyor musun? Tahmin et. Avusturya Macaristan istihbarat örgütleri. <laughs>